NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'ya mesaj gönderdi. Ukrayna'ya destek verdiklerini söyledi. Moskova'ya diplomasiye dönün çağrısı yaptı. Rusya ve NATO arasındaki Ukrayna krizi büyüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Rusya'ya sert mesajlar gönderildi. Stoltenberg, Rusya'ya diplomasiye dönün çağrısı yaptı. NATO'nun Ukrayna'ya desteğini yineledi. Rusya tansiyonu düşürmeli ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyarak diplomasiye dönmeli. Ukrayna bir NATO üyesi değil, ancak değerli bir ortak. NATO müttefikleri Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyor. Fransa Cumhurbaşkanı ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski telefonda görüştü. İki lider, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi masaya yatırdı. Macron, gelecek hafta Zelenski ile Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara yönelik barış girişimlerini konuşacaklarını söyledi. Rusya'dan da açıklamalar var. Dışişleri Bakanlığı bugüne kadarki en kapsamlı talep listesini açıkladı. Ukrayna ve Gürcistan'a 2008 yılında verilen üyelik taahhütlerinin iptal edilmesi istendi. Rusya sınırının silahlandırılmaması uyarısı yapıldı. Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin sınıra Rusya'yı hedef alan füze sistemleri yerleştirilmesi ihtimali yarattığı vurgulandı. Ancak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın talebini net dille reddetti. Rusya'nın açıklamasında NATO'nun Rusya'ya meydan okuduğu da iddia edildi. Üye ülkelere ait savaş uçaklarının Karadeniz'de Rus sınırı yakınında provokatif uçuşlar yaptığı savunuldu.